Neyle devam edelim? Güzel yemişler. Bakıyorsunuz. Çok güzel başlık hani atmışlar. Karikatürü var. Ne yedik ama? Of, çok güzel yedik. Herkesin balonundan mis gibi yedik. Tertemiz yedik. Biliyor musun o karikatürü? Müthiş. Sen söyleyince hatırladım. Onu da bulursak iyi olur arkadaşlar. Takvim gazetesinin başlığı. Şampiyonlar Ligi fotoğrafı gelsin. Dilan Polat ile Engin Polat'ın 4 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf gündemi salladı. Çiftin masasında güzellik merkezi maskesiyle kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenleri vardı. Onlar arasında yer alan Eylül Öztürk ile kocasının serveti de dudak uçuklattı. Haberi izleyelim. Türkiye'nin gündemine oturan Şampiyonlar Ligi masası. Masadakiler hızla zengin oldular. Polat çiftinin de olduğu o masaya kimler oturdu? Ortak noktaları neydi? Fenomenlerle ilgili soruşturmaların başlamasının ardından sosyal medyada birçok fenomen ismin aynı karede göründüğü bu fotoğraf gündem oldu. Şampiyonlar Ligi notuyla paylaşılan fotoğrafta kimler bulunuyor peki? Dilan Polat ve Engin Polat'ın da olduğu karede etiketlenen isimlerden biri sosyal medyada 1 milyon 200 bin takipçisi bulunan Murat ve Yasemin Yiğit. Yasemin Yiğit'in paylaşımlarından Dilan Polat'la oldukça yakın oldukları görülüyor. Daha önce Yaparsın Aşkım adlı yarışmada boy göstermişlerdi. 5 yıl önce ne iş yapıyorsunuz sorusuna böyle yanıt vermişlerdi. Yasemin ve Murat Yiğit çiftinin Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları konuşuluyor. Masada bulunan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ortak özellikleri ise Dilan Polat'a ait Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletmeleri. Merve Nur Akyüz'ün Instagram'da 2 milyon 100 bin takipçisi var. Sosyal medya paylaşımlarında onların da 2018'de mütevazı bir yaşam sürdüğü, son yıllarda ise lüks araçlar kullandıkları ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gezi görüntüleri paylaştıkları görülüyor. Masadaki diğer iki isim ise Instagram'da 2 milyon 200 bin takipçisi olan Tolunay İlayda Topal çifti. Dilan Polat ve İlayda birlikte canlı yayınlar da açıyordu. Ama ne kadar hakka giriyorsunuz. Çok ayıp bir şey. Gerçekten. İlayda Topal ve Tolunay Topal'ın da Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinden Beylikdüzü şubesini işlettiği öğrenildi. Bir süre özel bir bankada çalışan Nezdemir, Dilan Polat'ın eski ortağı. En yakın arkadaşımla, yani hani Dilan biliyorsunuz, kavga ettik. Şimdi hani arkadaşlıktan öte, dostluktan öte, yani kız kardeşinden bile daha fazla... Benim kendi kız kardeşimden bile daha fazla vakit geçirdiğim bir insandı. Onun üzerinde şubesi bulunan güzellik merkezlerinin sahibi olan Nezdemir ile Dilan Polat'ın arası ilerleyen zamanlarda açılmıştı. Fotoğrafta etiketlenen bir diğer isimse 1 milyon 100 bin takipçisi bulunan şaşalı hayatıyla dikkat çeken ve tıpkı Dilan Polat gibi eşinden balonla süslenmiş bir şekilde lüks araba hediye alan Feyza Hakyemez. Onun da giyimi odasındaki lüks markalar Dilan Polat'ın giyimi odasındakileri aratmıyor. Masadaki bir diğer çiftse onun üzerinde nail ve spa merkezi bulunan Eylül Öztürk ve Kenan Özkan. Masanın şampiyonu kim? Belli değil. Yani sadece tabii herkesin şu an aklı bu işlerin patlama noktasına getirdiği Dilan Engin Polat. Tekrar edelim. Şampiyonlar Ligi fotoğrafı Kasım 2019'da çekilmiş. Twitter paylaşımlarına göre burası bir ev. Ancak Eylül Öztürk'ün eşi Kenan diyor ki Cüneyt Özdemirler'in programına... orası bir restoran. Biz de birbirimizi öyle çok da fazla tanımıyorduk ama birbirimizi çok fazla tanımıyorduk'un ardından neler çıktı? Ortak özelliği masanın güzellik şubeleri sahipleri olmaları, Dubai tatilleri, bazılarının Dilan Polat'ın şubesini açmış olmaları Beylikdüzü'nde. Dubai ve Gürcistan seyahatleri. Şatafatlı paylaşımlar, özellikle balon süslü lüks arabalar, bir anda zenginlik 2019'dan 2023'e kadar ve göya bunlar birbirlerine öyle de çok fazla tanımıyorlar. Bir de tanısalardı ne olacaktı acaba? Aynı eve mi taşınacaklardı? Bir anda soruşturma başlayınca kimse birbirini tanımamaya başladı. Tabii tabii. Bunları bir araya getirsen şimdi sen kimsin falan diyecekler. Ha, yedikleri içtikleri ayrı gitmezken nokta, bir anda kanlı bıçakta noktasına gelen de var. Şu noktaya da gelebilirler. Savcı ve hakimin ötesine. Ben o masada değildim. Fotomontajla beni o sandalyeye oturttular noktasına kadar gidebilirler yani. Bu arada yazılıyor çokça. Eylül Öztürk eşi ve ailesiyle birlikte neden Amerika'da diye.
eşi bir açıklama yapmış. Demiş ki yurt dışında da yatırımlarımız var. Bizi incelesinler, hiçbir problemimiz yok. Bu sebeple Amerika'dayız. Alp Kılınç da yazmıştı sosyal medya hesabında. Çiftin Amerika'da Alp Kılınç'ın iddiasına göre peşin parayla aldıkları 11 tane ev gayrimenkul var. Yani var ya, vallahi şaka gibi. Bu masada, bu Şampiyonlar Ligi masasında Kasım 2019'da çekilmiş. Şimdi her biri böyle çeşitli ufak tefek gruplarda konuşuyor. Başarınızın sırrı nedir? Başarımın sırrı, Engin Polat da öyle diyordu ya, çok çalışın, hak yemeyin, dürüst olun, alın teriyle gece gündüz çalışın ve durmayın. Eylül Öztürk'e soruyorlar. Büyük risk aldım. Çok zordu. Diğerlerine sorsanız onlar da gece gündüz demeden çalıştım, hak hukuk yemedim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sadece çalıştım demeyeceksin. Bu çalıştım uzatacaksın. Çalıştık. Ter döktük. Her birinden üçer tane. O zaman tabii daha böyle bir yoğun çalışmış, daha yoğun ter dökmüş oluyor. Tabii. Nasıl geldiniz bugünlere? Çok çalıştık dediğin zaman çalışmış, ben ikna oldum diyorsun. Şimdi Yiğit Özgür'ün karikatürü, ne yedik. O kafadaki balonları şöyle de değiştirebiliriz. Ne zengin olduk be. Ha? Evet. İyi zengin olduk. Nerelere geldik be. Güzel zengin be. Olduk. Nerelere ha? geldik be. Keşke bir incelemeye alınmayaydık da biraz daha yürüseydik. Yani. Evet. Gülşen'cim, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen de benimle aynı fikirdesin bu konuda. Seyircilerimiz de öyledir. Meslek hayatımızda ve sosyal hayatımızda hep dikkat ettik, paylaştık da. Bir kişi ya da kişiler ya da gruplar namus, hak, hukuk, dürüst kazanç, çok çalışın, alın teri. Elbette bunlar çok değerli laflar. İçi çok dolu laflar. Ama çok sık ağızlarını alıyorlarsa orada bir eksik orada var. Bir sorun var, eksiklik var demek. Şimdi şöyle yorumlar görüyoruz. Sosyal medyada da bir şey paylaştığımızda hemen altına şu yorum yazanlar oluyor. Biz bu hayatı yaşamaya değil, izlemeye gelmişiz. Bu yoruma siz de çok denk gelmişsinizdir herhalde. İşte onlar izledikleri hayatı yaşamak istediler. O oltaya, atılan oltaya koştular. O zehirli yemi yediler. Sonunu düşünmediler, hiç de sorgulamadılar. Daha sonra yaşadıklarının reklamını yapmaya başladılar. Başka dilanları da kendilerine çektiler. O kısır döngü böyle devam etti. Şimdi biz neden günlerdir böyle yayıncılık yapıyoruz? Haftalardır neden bizim dilan gündemimizden düşmüyor? Başka dilanlar da o yemi yutmasın diye. Reşit olmayan dilanlar da onlara özenmesin diye biz günlerdir, haftalardır bu konuları, fenomenleri konuşuyoruz. Çünkü duyuyoruz ki daha lise çağında ben okumak istemiyorum. Ben de onlar gibi zengin olmak istiyorum diyor. Biz ne yapıyoruz? Biz onların yolunun yol olmadığını, sonunun son olmadığını gösteriyoruz. İnşallah birileri üzerinde etkimiz olur. Evet, ama şöyle bir şey, sen de geçenlerde söyledin. Türkiye'de 170 bin fenomen varmış. Tabii bunların hepsi böyle tuhaf yollara saptı ya da sapacak anlamında söylemiyoruz. Sadece 600'ü inceleme altında. Ama sayılarının bu kadar çok artması bile, yani ne gerek var böyle çok çalışmama sorusunu gençlerin kafasına sokabilir. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Bazen uzman, anne baba, doktorlar, psikiyatristler, sosyologlar, devlet büyüklerimiz zaman zaman şöyle derler. Ya bu doğru yol değil. Kamu spotları çekilir, büyüklerden nasihatler gelir. Gençtir. Hepimiz o yollardan geçtik. Bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Ama önüne film gibi bu tablolar serildiğinde belki iki kişi yolundan döner. Bu arada fenomenliğin ruh sağlığını etkilediğini söyleyen doçent doktor Taha Can Tuğman Akşam gazetesine önemli bir açıklama yapmış ve şöyle söylüyor. Bu kişilerin birinci amacı çok para kazanmak için daha fazla beğeni almak ve takipçi kazanmak. Paranın devamını getirmek için bu popülerliği sürdürmek zorundalar. Gençleri okumama gerek yok. Ben de fenomen olsam çok da para kazanırım şeklinde kısa yoldan para kazanmaya sevk ediyorlar. En tehlikelisi de bu diyor. Başka tehlikeleri de sıralamış ama şu an en tehlikeli olan bu. Okumama ne gerek var? Müge,
Dilan Polat bugün başına gelecekleri bilseydi o oltaya takılır mıydı? O yemi yutar mıydı? Bence asla yutmazdı. Yutmazdı. Asla oltaya takılmazdı. Diye düşünüyoruz. Çünkü geride çocukları kaldı. Yani şimdi milyonları milyarları olsa ne olur değil mi? Çocuklarına hasret. Onların sana kokusunu bile alamıyor. Onlara dokunamıyor çocuğunun bile. Çocuğunun yanı sıra evet, kendi özgürlüğüne hasret. Mügeciğim evet parayla evler alabilirsiniz. Arabalar alabilirsiniz. Yalılar alabilirsiniz. Tekneler alabilirsiniz ama sağlığı, huzuru, mutluluğu parayla alamazsınız. İki şeyi alamazsın. Huzurlu ve deliksiz bir uykunun yerini hiçbir şey tutmuyor. Zamanı bazen ve sağlığı. Ya, bazen de diyoruz ya. Hayatım o kadar rutin ki ben bu rutinden çok sıkıldım. Hiç. Gerçekten buna da şükür. Allah'a şükür rutine. Evet. Yok sabah kalkıyorum, kahvaltımı ediyorum. Ne kadar güzel. İşte biraz da yürüyüş yapıyorum ama hayatım çok rutin. O rutine de şükredelim lütfen. Yok rutin zaten o rutin kitaplar yazılmış. İnsanları başarılı, huzurlu ve sağlıklı olmaya yönelten şey rutinleri diye. Dünyaca ünlü başarılı iş insanlarına, bilim insanlarına, bakın hayat hikayelerine son derece sıkıcı ve rutin bir hayatları var. Ama dünyaya başarılarıyla, itibarlarıyla, ruh ve maddi zenginlikleriyle meydan okuyorlar. Öyle damga vuruyorlar, böyle damga değil. Tabii olta yem örneği veriyoruz. Oltayı atanları bulmak lazım. Şimdi şunu soralım size. Oltayı atan mı suçlu, yemi yiyen mi? Oltaya takılan mı? Ha, sence? Oltayı atan mı suçlu? Oltayı atan zaten yeme, suçlu. Yemi yiyen mi? Yemi yiyen de yemi suçlu. Yiyen de yemeyeceksin. Suçlu. Tabii. Yani hatta ben söylüyorum hala ya bunlara ne dokunuyorsunuz, ne güzel eğlence mi, siz kötüsünüz, Allah sizin cezanızı versin diyenin de bakın hani tamam da onların da bir doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsan böyle bir dönemde senin hakkını, hukukunu yiyen toplumu maddi manevi yozlaştırma noktasına sürükleyen aynı tehlike çoluğunun çocuğunun başında da dolaşabilir bir iki sene sonra. Nasıl bu kafayla yaklaşırsın yani? Evet sosyal medya fenomeni Alp Kılınç efendim kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenlerini ifşa etmeye devam ediyor. Alp'in radarına kim takılmış? Züllem Mutlu Günler çifti. Biz her gün yeni bir isimle tanışıyoruz. Hayatlar aynı, isimler ve yüzler değişiyor sadece. Züllem Mutlu Günler çiftimiz Dilan Polat'la Dubai'ye gidip aynı otelde kaldıktan sonra Türkiye'ye gelip şirket açtılar. Dubai tatili olmazsa olmaz zaten. Ardından güzel bir cip aldılar. O cip hepimizin bildiği cipten zaten balonlarla süsleniyor o cip. Sonra villalar yaptırdılar. Geçen gün de Instagram'da detoks suyu satmaya başlamışlar. Şu an bütün gönderilerini silmeye başlamış. Şirketi profilinden kaldırmış. 2019'dan öncesi zaten yok. Hep tarihlerde birbiriyle aynı. Detoks. Ne yapmış? Yanlarına bir artık atalım. Umre'ye gidilmiş. Ay ay de biliyorum artık. Estetik operasyonlar yapılmış. Dubai'ye gidilmiş. Hepsi aynı. Dini sömürüp göz boyuyorlar demiş Alp Kılıç. Detoks suyu. Detoks evet. Aa bir dakika çok özür dilerim haklarını yemeyelim. Kremcilikten öte bak değişik bir şey yapmışlar detoks suyu. Tabii ama ne boyu uzatan kremleri duyduk sen detoks suyuna gelene kadar. Tamam da boyu ama, uzatan krem ama sonuçta. Evet ay o zaten başı Merhem başına. Merhem miydi macun muydu? Şey macun yiyorsun boyun uzuyor. 2 santim atıyor. Dünyada bunu bulan çıkarsa o zaten Nobel'le falan. Niye ödül almamış meğerse ya? Dibimizde tür bir ülkemizin topraklarında çıkmış. Ama içinden kurt da çıkmış ama o nasıl macunsa. Amerika'da birinin içinden kurt çıkmış. Şikayette bulunmuşlar. Teyze Altun'a falan göndermişler. Kurt çıktı diyene tık engeli basmışlar. Mehmet Öz konuşuluyor engel. Amerika'da. Tayyar Öz'ü niye konuşmuyoruz değil mi? Tayyar Öz yani tabii ya. Boy uzatan macun olmuş. Hani bilim insanları bile böyle bir ameliyat. Protein. Ha tabii kurtçuğu da yersen 2 santim yerine 3 santim uzuyor. Ya, inanılmaz canlanır, yani. Canlanırsın. Neresinden evet. Neresinden tutsan böyle elinde bir şekilde kalıyor. Elinde kalıyor.